Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Spastic Gamers ve bugün sizlerle Saltanatı Selçuklu mod Mondrian Blade Warband'ın 7. bölümünü oynuyoruz. Garip bir giriş oldu. Yani tarifi zor, kendimi ifade edemedim. Her neyse efendim, 7. bölümle karşınızdayım. Bu arada bu haritada ben bilmeden delik mi açtım? Ulan her tarafından su fışkırıyor. Önceden de var mıydı? Bence vardı. Ben saçmalıyorum şu an. Her neyse. Arkadaşlar, en son videolarımı kontrol ettiğimde padişahın bana bir görev verdiğini fark ettim. Ve Antalya'dan ben vergi topladım padişahın Antalya köyünden. Ama gidip bunu padişaha teslim etmedim. Gidip teslim edeyim, adımı sırsıza çıkmasın diyecekken padişahın Konya şehrinde olmadığını fark ettim. Şu an. Şimdi yana yana padişah arayacağız abi. İşimiz gücümüz yok. Belki Kayseri Kalesi'ndedir. Bu arada adamlarımdan gelişen olmuş. Gayet iyi. Adamlarımın gelişmesi güzel bir şey. Ve benim karakterim de gelişmiş bu arada. Ben karakterimin de puanlarını vereyim. Şimdi zeka verirsen bana bir tane daha beceri puanı verir ve bu benim çok işime yarar cidden. Silah ustalığım iyi. Ne atlı okçuluk, yağma, talimci. Yağmaya vereyim çünkü yağma atacağım. Ve neye verelim abi? Envanter yöntemine verelim. Daha sonra 10 silah hünerini de 5'ini 6'sını verdik. Tek elli silahlara, kalanını da okçuluğa verelim. Ve bir de fırlatma vereyim. Turnuvada çünkü genelde fırlatmalı silah kullanmak zorunda kalıyorum. Müsaadenizle oyunu bir kaydedeyim. Ve Kayseri Kalesi'ne doğru yola çıktık. Kayseri Kalesi'nde olmasını umuyorum. Ve Mekik Kılıç Arslan. Abi geçen bölüm ben bu herifle kara için kavga ettim de şimdi gidip sorsam mı padişah nerede diye. Soracağım. Gidip sorsam mı değil, soracağım. Ne var? Zıkkımın dibi, bak bana ne var falan konuşma, yine döverim seni oğlum bak. Bir sorun var. Şey abi, birinin yerini bilmek istiyorum. Padişah nerede? Ehlerdağ köyü yakınlarında. Peki abi. Hadi görüşürüz. Sen dersini aldın değil mi koçum geçen? He? Bir de ordunu kesmek zorunda kalmayayım ki. Siktiğin sene kesemem. Neyse. El Dermah mıydı neydi? Öyle bir köy yakınlarındaydı. Demek ki burada herif. Hızlıca bir oraya gidelim. Gelmemiş daha kendi şehrine. Abicim bende paran kaldı bak. Padişahım, haşmetlum, param bende. Neredesin lan? Oho, oğlum bak çökerim ben bu paranın üstüne. Zaten param yok. Cidden çökerim bak. Daha prensiyondan intikam alacağım lan. Bak senin yüzünden ne kadar vakit kaybettim. Neyse ben şu o zaman prensiyonun mülklerine bakayım. Bir de onlara yağma atayım. Çünkü bende deve kini var arkadaşlar. Bende cidden deve kini var yani. Sen kimsin de bana asker diyorsun ya? Hangi askerin emrinde 56-57 askeri var? Göt. Şimdi Lady Constantine karısı, Lady Vera kızı. Bak oğlum, kızını kaçırırım da benim hatun var Doğat. Ha, benimkine de benziyor zaten, kaçırabilirim. Neyse. Ki kaçıracağım lan. Kızını kaçıracağım oğlum. Şimdi Adana Kalesi, Feriç Köyü, Sivas Aban Köyü. Sivas Aban Köyü. Madem o köy senin, ben o köyü bir yağmalarım abi. Çünkü sen bana ibnelik yaptın. Hızlandırılmış şekilde gidelim. Dediğim gibi arkadaşlar, önüme herhangi bir ordu çıkmadığı sürece sorun yok. Ordu çıksa da sorun yok. Başa çıkabilirim. Daha askerlerim falan şey ama. Erzak vermeye zorla köylüleri. Sıçarım ağızlarına. Evet, erzağı al. Tavuk. Al abi tavuğu. Çömlek, tuz. Al abi, bunları da satarız. Ben geçen yağmaladığım yerden niye satmamışsam. Tekrar saldır abi. Sığır çal. Devam. Devam. 9 baş sığır. Süper. Sıçmışım köyünün ağzına. Hayvanların bir kısmını kes. Eti satarız abi.
hayvanların bir kısmı tutarız. Dediğim gibi eti satarız. Şimdi saldırgan bir eylemde bulun. Neyse zaten köyün ağzına sıçmışım. Bunlar bana asker vermeyecek ve yüksek ihtimalle gruptaki Bizanslı askerlerin morali düşecek. Hayır, düşmemiş. Son olaylar -22. Ulan son olaylarda ben ne yaşadım da -22 sizin moraliniz düştü lan? Savaş kaybetmedim. Her neyse. Hemen Konya şehrine geri dönelim. Çünkü o padişahın orada olması lazım artık. Lütfen padişah orada olsun. Evet, padişah Konya şehrinde arkadaşlar. Nihayet Konya şehrinde. Pazar yerine gir. At tüccarı. Sana satacaklarım var abi. Tuz al, şunları al. Hayır. Bunların sen parasını ödeyemiyorsun. Zırh tüccarına satarım ben de. Tamamdır. Daha varmış. Süper. 343 dinar daha geliyor. Tamam, çok güzel. Şimdi gidip padişaha topladığımız paraları verelim. Padişah bize yüksek ihtimal kızacak arkadaşlar. Bu benim vergilerimin sadece yarısı zart tut diye ben de ağzının ortasına bir tane vuracağım. Ne var? Bana verdiğiniz görev hakkında. Al, topladım. Ne? Bu bir çeşit entrika mı? Bana verilmesi gereken vergilerin yarısından az, öldürülmekten yakalarını kurtardıkları gibi paramı da kaçırmalarına izin verdin. Ne rezalet, sana söz verdiğim miktarı unutabilirsin. Topladığından 1805 dinar alıyorum, yine de sana birkaç kuruş bıraktığım için şanslısın. Oo, hakikaten kızdı da aşağı kafa. Hakikaten kızdı lan. Abi ne yapayım, sonra köyle aram bozulacak. Benim karı 3 kattan, bir ona bakayım da. Sonra köyle aram bozulacak, bana asker vermeyecekler yani. Yemişim senin vergini, ben bu işi para için yapmadım. Yok, benim karı yukarıda da değil. Neyse, zaten bizi çağırmamıştı, o önemli değil. Çıkalım buradan. Ne kadar param kalmış onu bir kontrol edeyim. 1873 dinar param kalmış. Padişah sikmiş lan bizi. Neyse. Oyunu bir kaydedeyim. Bu arada arkadaşlar, Prens John beni gördüğü yerde galiba. Dur, bir kayıt daha alayım. İyi, tamam. Kayıtla ilgili falan bir sorunsa diye tereddüt ettim de. Şimdi o Prens John beni yüksek ihtimal gördüğü yerde ağzıma sıçacak. 71 namım olmuş bu arada. Çok güzel. Arkadaşlar, peçeneklerin yanında savaşa katılıp, ama peçenekler sadece ne? Tek kişi ya. Yok, iki kişiler. Bizans'ta savaşabilirim diyecektim. Vazgeçtim. Çünkü adamlar güçsüz. Bana da yardımları dokunamaz. Şunları terfi ettirelim. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Benim aklıma gelen şey Adana Kalesi'ne saldırmak. Tabii 56 kişiyle zaten Adana Kalesi bizi bekliyordu. Prensyon kalede değil. Sağlık olsun. Prensyon kalede değil. Ama o elbet buralara gelecek yani. Elbet buralara gelecek. Ben de onunla kapışacağım. Bunu kafaya koydum. Ama onunla kapışmayı bekleyene kadar Vatikan. Vatikan'ın kervanını yağmalasam mı acaba? Ama kervan yağmalamak neredeyse savaş açmak demek. Neyse, ben 7. bölüm oldu, daha herhangi bir krallığa katılamadım. Gisimköy general ve askerleri tarafından yağmalandı, her neyse. Herhangi bir krallığa katılamadım arkadaşlar. Bu yüzden Anadolu Selçuklu Devleti'ne katılmayı planlıyorum. Ama padişahı bulamıyorum ya. Anadolu Selçuklu Devleti'ne katılacağım da padişahı bulamadım. Neredesin padişah? Doğru, ama imparatorluğu Bağdat şehrine gidiyor. Belki de halifeliğin yanına katılmalıyım. Yani halifelik daha güçlü çünkü. Yüksek ihtimal Abbas halifesi Kudüs şehrindedir. Biz de Kudüs şehrine doğru yola çıkalım bakalım.
Halife Kutu şehrinde mi? Değil. Olsun, burada biraz zaman geçirelim. Sabah olsun. Çok güzel. Şimdi evet, bu hatalar ne? İnanın hiçbir fikrim yok. Bunlar ne ya? Birkaç bölümdür bunlara rastlıyorum sürekli. Lady Talata yine bizimle görüşmek istiyor arkadaşlar, Konya şehrinde. Bir de buradan ta kalkıp Konya şehrine gidemem. Bakayım bir, Halife Şam şehrinde mi? Hayır, Şam şehrinde de değil. Sorarak öğrenebilirim ama ben bir Konya şehrine gideyim. Benim gönlüm zaten Anadolu Selçuklu Devleti'nden yana savaşa katılmak. Arkadaşlar bence bu şeyler, errorlar Lady'den dolayı geliyor olabilir. Çünkü Lady herhangi birisinin akrabası değil. Bundan dolayı geliyor olabilir diye düşünüyorum. Ama hiçbir fikrim yok. Üst katta mı acaba? Yok, üst katta da kimse yok. Neyse, umurumda değil. Savaş da başlatamıyorum ki bir tarafta olmadığım için. Şu prenslerinden birini falan görsem. İznik şehri. Kimsin sen? Kim? General. Bir dakika general. Sana şu prensun zübbesinin yerini soracağım. Ondan intikam almam gerekiyor. Birinin yerini bilmek istiyorum. Prens Unit'i. Adana Kalesi yakınlarında mı? Ulan ben oradan geliyorum zaten be. Ama yakalarsam onun ağzına sıçacağım. Hızlıca gidelim hemen. Kim bu Selim Bey? Hayır, saldırgan eylemde bulunmayacağız abi. Erzak almam gerekiyor. Çünkü herifler hayvan gibi yiyor. 160 dinar ödedik. Sağlık olsun. Adana Kalesi yakınlarında demiştin. Nerede? Adamların maaşlarını da ödedik. Param gitgide azalıyor zaten. Bir şeyler yapmam lazım yani. Bu işe bir çözüm bulmam lazım. Sen kimsin? Bulgar Krallığı. Padişah geri geldi mi? Padişah burada. Padişah. Padişahım. Devletim. Derebeyin olmak istiyorum. Ya daha nasıl kendimi kanıtlamam lazım? Ne yapacağım? Amuda mı kalkacağım arkadaş? Görev ver bana. Parlak Rachid adında kanunsuz adamla ilgili adamlarından birini öldürdü. Adamlarından. Evet. Adamlarımdan birini öldürdü ve o zamandan beri adaletten kaçmaya devam ediyor ki ben ona adaletten kaçmasına izin veremem. Bu yüzden de kellesine 300 dinar ödül koydum. Katilin arkadaşlarını bu adamı cinayeti işledikten sonra Tulbuk köyü civarındaki akrabalarına saklandıklarını söylüyor. Onu yakalayıp cezasını vererek ödülü sen alabilirsin. Tamam. Tamam. Yeter ki biraz seninle aram düzelsin. Beni bir orduna kat. Şimdi görevden bakalım bir hangi köy diyor. Tulbuk köyü. Tulbuk köyü. Oh oh oh. Yurt dışına, şehir dışına değil, şehir dışı değil, yurt dışına çıkmış ya. Herif. Aa, akşam oldu. Bazı askerler terfiye için hazır. İyi. Günlük talimden de bayağı terfi alıyor arkadaşlar, askerlerim. Yani gün geçtikçe güçleniyoruz ama gün geçtikçe de herifler hayvan gibi yiyor. Ve beni büyük sıkıntıya sokuyorlar. Erzak alacağım abi. Ver, buğday ver. 3 dinara buğday aldım. Şurada bir kamp kuralım. Burada bir süre bekleyelim. Sabah olsun ve şu görevi halledeyim. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben bu köyün içerisinde adam öldürdüğümden dolayı bana karşı köyün
görüşü eksiye düşecek ve yüksek ihtimal aramı düzeltmezsem bana asker vermeyecekler. Bunun için bu köyün muhtarıyla da yastısıyla da konuşup ondan da görev almak istiyorum ki köyle aram düzelsin. Şimdi köyün yaşlısı bu. Selamünaleyküm dayı. Yardımcı olabileceğim bir işiniz var mı? Benim dedem kim varsa oracıkta öldürüyorlar. İçin sinirli ama sonuçta hepimiz birer çiftçiyiz. Ancak biraz yardımla insanlarımızdan bazıları şimdikinden çok daha iyi bir durumda olabilirler. Sadece bizlere nasıl dövüşmemiz gerektiğini öğretecek deneyimli bir savaşçıya ihtiyacımız var. Arkadaşlar şimdi köye haydutlar saldırıyor. Ancak köylü kendini savunamadığından dolayı bizden yardım istiyorlar, bizi eğit diye. Ben de eğitmeyi kabul ettim. Nitekim şimdi şu kaçağı öldürdükten sonra bu köylülerin benimle olan ilişkileri düşecek. Onların güvenini tekrardan kazanmak için de böyle bir yardımda bulunacağım. Ve aradığımız adamı bulduk arkadaşlar. Kılıcımızı, kalkanımızı çekelim. Selamun aleyküm kardeş. Sen katile çok benziyorsun abi. Ben kimseyi öldürmedim. Sanırım beni biriyle karıştırdınız. O halde kılıcını indir. Eğer masumsan korkacak bir şeyin yok demektir. Şimdi komşularına gideceğiz ve hikayeni soracağız. Eğer hikayeni doğrularsa kendi yoluma gideceğim. Hiçbir yere gitmiyorum dostum. Bugün dövüşmek zorunda kalacaksın. Para için değil, adaleti sağlamak için geldim. Öl it herif. Çek çek kılıcını çek. Vur. Kaçak mı dövüşeceksin? Şunlara bakın ya, ben bunlarla ne keseceğim de öldüreceğim gelen kalabalığa bak. Abi kesin üç aradan, kesin üç aradan. At sırtında kapışmayı sevmiyorum diyorlar. Dur abi, ben onu alırım. Daha var mı? Kaldı mı biri? Kim kaldı geriye? Ben onu fark edemedim de. İyi, iyi. Çok güzel. Benden hiç adam ölmemiş. Sadece müttefiklerden biraz kaybetmişiz. Önemli değil. Grubum 2 moral kazandı. Ve ilişkim ilerledi köyle. Ödülümü almak zorundayım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani hiç kusura bakmayın. Çünkü paraya ihtiyacım var. Bana çok zaman kaybettirdiniz siz. Bu arada buradan gönüllü toplayabiliyorum. Çok güzel. Türk köylü müresi seni... İki tanenizi gulameri yapayım. İki tanenizi tımarlayar yapayım. Çok güzel. Şimdi padişaha gidip görevi teslim edelim. Padişahım. Daha ben prensiyondan intikam alamadım arkadaşlar. Bu da benim içime oturdu ve padişah, Mekik Kılıçarslan, Selim Bey hepsi burada. Ve yine turnuva var. Yine turnuva var. Turnuva var. Ağzınıza sıçarım abi. Bu böyle olmaz. Görevi vermek için şimdi turnuvaya mı gireceğim ben? O halde bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde, yani 8. bölümde görüşmek dileğiyle esen kalın.